Evet sevgili Kıbrıs TV izleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Övgü de bizimle birlikte şu anda. Evet bugün Kemal Saraçoğlu Vakfı'nı konuşacağız. Bu bayram süresince tabii ki nasıl katkı yapabiliriz bu tip örgütlere? İlle ki Kemal Saraçoğlu Vakfı olması gerekmiyor. Bu alanda çaba sarf eden ve gerçekten toplumumuza çok önemli bir ivme katan bu örgütlere nasıl katkıda bulunabiliriz onları konuşacağız. Tabii ki Kemal Saraçoğlu Vakfı gözde örgütlerimizden bir tanesi. Gerek onkolojinin yapılması konusunda göstermiş olduğu çaba, gerekse diğer konulardaki duyarlılıkları gerçekten takdire şayandır. Ki biliyorsunuz vermek dünyanın en mutlu eylemlerinden biridir. Ama karşılık beklemeden, bekleyeceğiniz tek karşılık ise vereceğiniz şeyin ortaya çıkaracağı fayda olması lazım. Ancak öyle mutlu olabiliriz ki biz de yıllarca hep bu felsefeyle, hep bu mental yapıyla yetiştik. Gerek jenerasyon olarak gerekse aile terbiyesi olarak. Çok çok önemlidir vermek ama doğru yere vermek, doğru insanlara, doğru örgütlere katkı yapmak çok önemlidir. Bizler Kıbrıs Medya Grubu olarak da hep bunun peşinde olduk. Katkı yapmak, toplum dinamiklerine, toplumda ihtiyacı olan insanlara katkı yapmak en önemli çıkış noktalarımızdan ve prensiplerimizden bir tanesi. Bu çerçevede sürekli olarak bu örgütleri de dile getirmeye çalışıyoruz. Vermek muhteşem bir duygudur ve bu duyguyu herkes tatmalıdır diyoruz. Hoş geldin sevgili Övgü, nasılsın? İyiyim Hüseyin yani Bey. Bayağı kalabalık geldin. Evet. İyi ki kalabalık geldin. Çünkü gerçekten bu Kurban Bayramı'na yeni bir anlam katacağız diye düşünüyorum. Çünkü bizim geleneğimizde biliyorsunuz bayramlarda inanılmaz bir hazırlık vardı. Özellikle 1974'ten önce bir gelenekti bu. Yani bunun inanışla falan da çok fazla alakası yoktur. Bir ritüeldi aslında ve bu ritüel içerisinde aileler bir araya geliyordu. Çocuklar bayramlarda en güzel kıyafetlerini giyiyordu. El öpmeye gidiyorlardı. Bunun yanında o gün içerisinde yapılan yiyecek olsun, yemiş olsun, şekercik olsun, küçük paralar olsun. Çocuklar bu şekilde sevindiriliyordu. Hiç ayrım yapmadan. Tabii evet. ki en önemli kısmı ise ailelerin en geniş bir şekilde çekirdek aileden itibaren çekirdek ailenin dışına çıkan diğer üyelerin de bir araya gelmesi ve birlikte olunması da muhteşem bir ritüeli ortaya çıkardı. Tabii ki bayramlarda vermek olgusu hep ön plandadır. Çünkü vermek mutluluğun en önemli argümanlarından da bir tanesidir. Verebildiğiniz kadar aslında varsınız ve verebildiğiniz kadar mutlusunuz aslında. Yani birine bir katkı yaptığınızda dikkat edin yürüyüşünüz bile değişir. Mimik mizanseniniz, jestleriniz, vücut diliniz bambaşka olur. Coşkuyla dolar taşarsınız aslında. O yüzden ben hep buradan sürekli olarak insanlara çağrıda bulunuyorum. Verin diyorum, sevginizi verin. Dostluğunuzu verin, arkadaşlığınızı verin, sevincinizi verin, takdirinizi verin. Verin, yalnızca verin. Yani gerçekten bu bizim toplum olarak da bazı noktalara ulaşabilmemizde en önemli etkenlerden bir tanesi olacak. Evet, ne durumdadır şu anda Kemal Saraçoğlu Vakfı? Nasıl hazırlıklar yaptınız bayramla ilgili? Çünkü daha çok bu tip örgütler bağışlarla ve kampanyalarla ayakta duruyor. Çünkü Saraçoğlu Vakfı'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi de yani girdiğiniz zaman sitelerine veya bir soru sorduğunuz zaman mutlaka karşılığını alıyorsunuz. Keza bütün örgütlerimizde böyledir ama sizin bu konuda çok ciddi hassasiyetleriniz vardır. Çünkü insanlar yapmış oldukları katkının da karşılığını değer olarak görmek istiyor. Önce bir değerlendirme yapalım ve daha sonra da ürünlerle ilgili benim bir sunumum olacak aslında. Onunla ilgili de bilgi verelim izleyicilerimize. Öncelikle çok teşekkür ederiz bizi programınıza tekrardan davet ettiğiniz için.
Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak çok da doğru bir yere parmak bastınız aslında. Biz bağışçılarımıza bu bağış yapılan paraların nerelere gittiğini her yıl bu Martı dergimizde yayınlıyoruz. Bunu yapma amacımız da hem de kendilerine bunları göndermeye çalışıyoruz posta yoluyla veya bize elden gelen bağışçılarımıza. Bize gelen bağışçılarımıza elimizden geldiğince biz bu dergimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Hem yıllık olarak neler yaptığımızı özetliyor ve bizim için neler yapıldığını özetlemeye çalışıyoruz. Hem de bir yıl boyunca üye çocuklarımız ve ailelerine ne tür bir maddi katkıda bulunduğumuzu da görebiliyorlar. Hangi konularda ana başlıklar ve ne kadar paralar harcadığımızı açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Tabii ki farklı çeşitlerde bağışlar alıyor Kemal Saraçoğlu Vakfı. Biz geçen yıl 468.590 TL'lik bir yardım yapmışız üye çocuk ve ailelerine. Evet. Burada neler vardır diye birazcık kısa bir özet yapacak olursak, eğer Türkiye'de veya yurt dışında tedavi görüyorsa çocuk, bu çocukların ev kirası yardımını yapmaya çalışıyoruz. Çünkü aile çok büyük ihtimalle anne veya baba, bir tanesi işsiz bir şekilde veya işinden çıkmış bir şekilde çocuğun yanında tedavi sürecinde yanında oluyor. O yüzden maddi olarak zaten bu hastalıkla birlikte desteğe ihtiyacı var. Veya hastane ortamlarında yapılamayan testler varsa dışarıda yapılabiliyor ve bunun faturalarını bizlere getirdiğinde elimizden geldiğince bu faturaları ödemeye çalışıyoruz. Evet. Buradaki maksat nedir? Aile en azından çocuğunun tedavi süresinde tedavisiyle ilgili herhangi bir soru işareti kafasında olmadan onlar ödüyorlar önce, daha sonra faturalar bize geldiğinde bizler onlara geri ödeme yapıyoruz onları ki devam sürdürülebilsin bu tedavi süresi. Evet. Çünkü bildiğiniz gibi uzun süreli bir meşakkatli yoldur kanser tedavisi. Yani gerek çocuk olsun, gerek büyük yetişkin olsun. Tabii ki Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı olarak 0-21 yaş kanser hastası üyeleri kabul ediyoruz bizler. Evet, evet. Ve çocukluk çağı kanserine yakalanmış olan çocuklara ve ailelerine destek veren bir kurumdur. Aynı zamanda bizim için eğitimleri, yani aslında moral ve motivasyon, yani 360 derece çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini de düşünen bir vakıf olmaya çalışıyoruz. Evet. Ki bu hastalıkta uzun süren bir dezavantajlı bir dönemden sonra çocuk tekrardan hayata geri döndürülebilsin. Evet. Ve aynı zamanda aileye de destek verebilelim. Psikolojik yardımlarımız var, psikolog yardımımız var. Ücretsiz olarak gidip Kıbrıs'ta ise aile ve çocuk ve kardeş hatta gidip ücretsiz olarak psikoloğu görebiliyorlar. Evet. Bu konuda herhalde size destek veren psikolog arkadaşlarımız da vardır. Evet, bir tane psikologumuz vardır. Vakıf kurulduğu günden beridir Selen Üstüner'dir bu arada. Bizlere destek veriyor. Ve her salı da onkolojiye gidip çocuk onkoloji bölümünde orada yatan veya gelip görmek isteyen aileleri de görebiliyor. Evet. Eğitimlerine önem veriyoruz. Biliyorsunuz bu kemoterapi döneminde eğitimden uzak kalıyor. Bir sene, bazı çocuk iki sene, bazı çocuk üç sene. Evet. Eğitim Bakanlığı'yla sürekli bir şekilde temaslarımızın sayesinde son üç yıldır bize üç tane öğretmen atandı. Ve çocukların eğitiminin aksamaması için hastane ortamında ve ev ortamında eğitim verme herhangi bir ortamda gelip eğitim veriyorlar ki bu ailenin ve çocuğun da psikolojisi için çok önemlidir. Evet. Çünkü yani sınıfta kalmak veya sınıfı atlayamamak aile için önemli maddelerden bir tanesi. Her zaman çocuklarının yaştaşlarıyla birlikte okumasını istiyorlar. Evet, zaten çocuğun kendisi de bu konuda hassasiyeti vardır. Yani eğer geride kalırsa ki bu tedavide en önemli argüman moral motivasyondur. Aynen. Dolayısıyla eğitimlerinin kesilmemesi demek bu çocukların aynı şekilde arkadaşlarıyla birlikte eğitim serüvenine devam etmesi ve moral motivasyonunun da korunmasına etken olacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde, aynen. Bu taraftan eğitim destek bursu veriyoruz. Yani çocuklarımız vardır ki yenmiştir bu hastalığı ama üniversiteye okuyorlar. Biz onlara destek vermek için eğitim destek burslarımız vardır. Her ay bizlerden aldıkları bir maddi yardım vardır. Eğitimlerine devam edebilsinler, kendilerine güvenleri gelsin ve aslında vakfın da onların yanında bu eğitim serüvenlerin boyunca yanında olduğunu
bilsinler diye. Evet. Veya ilkokulda veya ortaokulda veya lisedeyse de dershane ve özel ders yardımlarımız vardır aileye. Ki çocuklarının destek istediği yerlerde destek alabilmelerinin önünü açsın. Evet. Bu şekilde de yardımlarımız vardır. Tam da dediğiniz gibi moral ve motivasyonları çok önemlidir. Her yıl bir otele, Kıbrıs içerisindeki bir otele götürüyoruz. Aileyi, kardeşi ve çocuğu, yani çekirdek aileyi. Evet. Cuma'dan giriş yapıyoruz, pazar günü çıkış yapıyoruz. Bu yıl yine gittik, 170 kişilik bir kafile ile çok güzel bir eğlence ortamı oluyor. Hem de orada bu hastalığı yenmiş ailelerle, halen daha mücadele eden ailelerin buluşma ortamı oluşuyor ve onlar birbirlerinden bilgi alışverişi yapabiliyorlar. Bu da çok önemli bir moraldir. Bu hastalığı yenmiş bir ailenin diğer aileyle görüşmesi. Evet. Tabii ki bu konuda spekülasyon yaşayan insanların bir araya gelmesi, bir arada olması, birbirlerine destek olması da çok çok önemlidir. Çünkü bu insanların aynı zamanda hastalıktan kaynaklı bir çekilme durumları söz konusudur. Evet. Dolayısıyla bu tip olaylar aynı zamanda sosyalleşmelerine de, daha çok sosyalleşmelerine, daha çok dayanışma içerisinde olmalarına ve tabii ki bunun neticesinde de yine moral motivasyonun doruğa çıkmasında çok büyük etkendir. Bunlar çok önemli. Yalnız bu noktada ben şeyi çok merak ettim. Yani şimdi bir otele, 170 kişilik bir otele gittiniz. İlgili otele giderken mesela tesis sahipleri size bu konuda yardımcı oluyor mu? Katkıları oluyor mu? Ellerinde geldiğince indirim yapıyorlar. Bazen sponsor bulabiliyoruz. Buradan da çağrımız olsun. Yani biz her yıl bu çocukları ve aileleri tatile götürüyoruz. Sponsor olmak isteyen kurum ve kuruluş varsa da gelecek yılki tatilimize sponsor olabilirler. Elimizden geldiğince bizlere gelen yardımları da bu tarz bu tatilimize yönelik yönlendiriyoruz o dönemde ki buna bir sponsor bulunabilsin. Çünkü gerçekten büyük maliyetli bir tatildir bu. Ve geçtiğimiz yıl, yani bu yılı gerçekten sponsorların da yardımıyla, yani bizlere gelen etkinlik paralarının da yardımıyla tatilimizi yapabildik. Evet, ne güzel. Bu tarz büyük, özellikle büyük maliyetli konularda da sponsor arayışımız her zaman devam ediyor. Ve devam edecektir. Yani bence ülkemizde gerçekten bu alanda duyarlı olan iş insanlarımız vardır. Yani gitmek lazım, temas etmek lazım, ilişki kurmak lazım. Gerçekten bu konuda çok duyarlı, hassas ve kazandığını bu alanlara harcayabilecek çok güzel insanlar vardı. Evet. Yeter ki bu insanları bulalım, bu insanlarla temas edelim. Zaten birçoğu da görünmeden veya bunun propagandasını yapmadan da mutlaka bu tip örgütlere de sürekli olarak yardımlarını hem ilgili iş alanıyla ilgili argümanlarıyla hem de maddi olarak da desteklerini sürekli olarak yapıyor. Ben bununla ilgili en az 20 tane insan biliyorum iş dünyasından. Tabii ki tevazu sahibi oldukları için de bunun reklamı olmaz zaten. Ama tabii ki ben bu noktada mesela buna karşıyım. Yani bence bu tip insanlar deşifre edilmelidir diye düşünüyorum. Başka insanlara da örnek olması açısından, başka insanları da teşvik etmesi açısından önemlidir diye diyorum. Yani 170 kişilik bir kafileyi bir araya getirirken aslında bu bağış yapan insanları da bir araya getirecek bir etkinliğin düzenlenmesi de çok çok önemlidir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Naçizane bu da benim size önerim olsun sevgili örgü. Doğrudur. tabii ki çocukların doğum günleri bizler için çok önemlidir. Doğum günü hediyeleri vardır. Gidip eğer çocuğun ihtiyacı oyuncaksa oyuncak, yani çocuğun istediği bir şekilde veya kıyafetse kıyafet alabilecekleri, her çocuğumuzun 300 TL'lik doğum günü hediye hakkı vardır ve gidip ailesi o ihtiyaca yönelik alışveriş yapabiliyor. Evet. Yeni yıl partileri düzenlemeye çalışıyoruz. Piknik yapmaya çalışıyoruz. Ve yaşam atölyeleri dediğimiz gönüllülerimizle birlikte çocuklarımız için sosyal aktiviteler yapıyoruz. Evet. Bu çok önemli. Çok önemli ve biz sanıyorum 2015'in sonlarında bir tane sergi açmıştık. Yaşam Atölyesi sergisi diye. Bu yıl yine hedeflerimiz arasındadır. Yaşam Atölyesi'nden çıkan eserlerin sonucunda bir sergi açmak.
Ve tamamıyla gönüllü olarak bizlere gelip el işleri yaptıran, çocuklarımızdan zaman geçiren gönüllülerimiz de bulunmaktadır. Aynı zamanda bizlere destek olan kurum ve kuruluşlar vardır. Her ay bizlere bağış yapan. Görmüşsünüzdür bu levha bağışları. Biliyorum. Yani iş yerlerinde tabel olarak işte bu iş yeri her ay bir kısmını, kazancının bir kısmını Kemal Saraçoğlu Vakfı'na vermektedir diye tabelası vardır. Sizin kurumunuz da Kıbrıs Medya Kurumu da bizlere her yıl sponsor oluyor. Bizim kanserle savaş için afiş ve slogan yarışmamız olur ve orada bir çocuğumuzun eseri de 1 Nisan afişi olarak seçilir. Evet. Kanser haftası nedeniyle ve bütün sizin gazetenizle birlikte bu afiş bütün adaya dağılır. Evet. Ücretsiz bir şekilde. Evet. Buradan da teşekkür ediyoruz. Bu da aslında hani bu konuda hem çocukları bilinçlendirmek. Çünkü onlar bu konuda bir afiş ve slogan çalışmaya başlıyorlar. Resim çiziyorlar. İlkokuldaki çocuklarımız resim çiziyor. Ortaokuldaki çocuklarımız bir afiş, bir slogan düşünmeye başlıyorlar kanserle savaş için ve belli başlı konularımız vardır onlarla birlikte ve bu birçok eserin bizlere gelmesini sağlıyor ve aslında birçok çocuğun da bu konuya daha bilinçlenmesini sağlıyor bu yarışmamız. Tabii ki bu konuların aşılmasında en önemli etkenlerden bir tanesi de donanımdır. Bilgidir, bilgilenmesidir. Yani gerek bu hastalığa maruz kalan insanın, gerekse bu hastalığa maruz kalan insanın bir parçası olan ailenin kesinlikle bu konuda bilinçlenmesi, bilgi sahibi olması çok çok önemlidir ki bu alanda çok ciddi eğitimler veriyorsunuz bildiğim kadarıyla sevgili Övgü. Yani ilkokul, ortaokul ve lisede her sene 10 tane okula gidip kanser ve sağlıklı beslenme konulu seminerler veriyoruz. Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı desteğiyle. Evet. Sağlık Bakanlığı'ndan 2-3 tane uzman hemşiremiz var. Onlarla birlikte gidip okulları gezip genç nesilleri de sağlıklı beslenme konusunda ve erken tanıyla ilgili bilgilendirme seminerleri yapıyoruz. Zaten onlar bu seminerleri aldığında ailelerine gidiyor bu. Ve bu yelpaze gittikçe bilgi genişliyor. Çünkü çocuk aldığında yanındakini etkileyebiliyor. Yanındakini gözlemlemeye başlıyor. Çünkü onu da aslında öğretiyor bizim hemşirelerimiz, uzman hemşirelerimiz bu konuda. Yani sizin vücudunuzu tanırken ailenizde de herhangi bir değişim olursa onlara da doktora gitmesini tavsiye ediyor aslında. Bu tarz bir bilinçlenme de oluyor. Bu da genç nesiller için çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz. Çünkü kanser hastalığı maalesef ülkemizin ve dünyanın kanayan bir yarası. Evet. Pardon. Tabii ki bu tip hastalıklara maruz kalan insanların yaşam biçimlerine baktığımız zaman içinde müthiş bir durağanlık, hareketsizlik, müthiş bir stres ve gerçekten gelişigüzel bir beslenme biçiminin olduğunu görüyoruz. Yani günümüz dünyasına baktığınız zaman fast food öncelikli beslenen bireye baktığınız zaman her geçen gün bu hastalığa maruz kalacak olan insanların sayısının da arttığını gösteriyor bize. Dolayısıyla ben hep şeyi söylüyorum. Çıkın diyorum, mekanlarınızdan çıkın. Hı hı. Daha sosyal bireyler olun. Daha çok insanın insanla temas etmesini sağlayın. Daha çok sosyal etkinliklere katılın. Doğru. Spor yapın, okuyun. Bir sinemaya gidin, bir tiyatroya gidin, ne bileyim çıkın bir doğa yürüyüşü yapın. 10 tane arkadaş birlikte yapın. Hı hı. O birlikte yapmanın güzelliğini yaşayın. Ama aynı zamanda da sürekli olarak hem enstrümanınızı sürekli olarak tanıyın, yani bedenimizi en iyi şekilde tanıyalım. Hem de tabii ki tanıdıktan sonra zaten isteseniz de istemeseniz de kayıtsız kalamıyorsunuz bu enstrümana. Evet. Çünkü başka enstrümanımız yoktur. Bedenimiz bizim sahip olduğumuz tek enstrümandır ve bununla kendimizi ifade ediyoruz. Tabii ifade etme biçimimizi de doğruya çıkarmak için tabii ki ifade biçimlerimizi zenginleştirecek donanıma ve bilgiye sahip olmamız lazım diyoruz her zaman. Evet, bu arada işte bardaklar, kitaplar, defterler derken mataralara kadar gerçekten çok önemli bir çalışma yaptınız bununla ilgili. Hı-hı. Bana da çok önemli bir fırsat verdiniz. Çünkü önümüz bayram. Hı-hı. Ve ailelere özellikle
Alabilirsem bardaklardan bir tane. Tabii ki. Ve termoslardan da bir tane alayım. Sevgili Övgü. Evet, şu gördüğünüz bardak ve termoslar. Yani sizin elinizi öpmeye gelen bir çocuğa şu termosu verebilirsiniz. Veya ailenizin bireylerine alıp dağıtabilirsiniz. Hem gerçekten sağlıklı bir kullanım aracına sahip oluyor çocuk. Hem de o çocuğun, onun vasıtasıyla ve sizin vasıtanızla ihtiyacı olan insanlara katkı yaptığının algısını yükleniyor. Bu çocuğun gelişiminde, kişisel gelişiminde ve özellikle terbiyesinde çok önemli etken olacaktır diye düşünüyorum. Evet, bardaklar evinizde Nescafe için kullanabilirsiniz, çay için kullanabilirsiniz. Her yudumladığınızda bu bardaktan her yudumladığınızda çayınızı, Nescafe'nizi veya başka bir içeceğinizi o her yudum aslında ne büyük bir anlam taşıdığını iliklerinize kadar hissetmiş olacaksınız. Ya bunların satışı ile ilgili tabii nerede satılır, nasıl satılır, bunlarla ilgili bilgiyi de Övgü arkadaşımız bize aktaracak. Ve tabii ki eğitim yılı başlayacak. Yeni eğitim yılı başlayacak. Yeni eğitim yılı ile birlikte belli sponsorlar şöyle katkı yapıyor bu tip örgütlere ve satışa sunuluyor bu defterler. Yani çocuğunuza okula giderken şu defterlerden de alabilirsiniz. Siz bu defterlerden alabilirsiniz. Evinize kullanabilirsiniz. Ve en önemlisi çok da güzel bir kitaba imza attılar. Sevimli dinozorumuz da burada. Gerçekten pedagojik formasyonu olan da bir kitap aslında. Tan ve Cabani. Evet, sevimli dinozorumuz. Şöyle bebeğiyle birlikte yapıldı. Muhteşem bir şey. Yazar Seda Selçuk Tanova ve Maria Goldstein'in animasyonlarıyla yapıldı. Muhteşem şeyler bunlar. Gerçekten hem çocuklarınıza çok önemli bir ivme katıyorsunuz eğitimlerine. Şu şekilde göstereyim. Ve hem de bunu satın almakla bir taraftan kendinize fayda sağlarken bir taraftan da tedavi gören herhangi bir çocuğun tedavisine bir kaşık da siz atmış oluyorsunuz sevgili Kıbrıs TV izleyicileri. Evet, ben sevgili Övgü bunlarla ilgili sözü sana vermek istiyorum. Eminim bu konuda çok duyarlı insanlarımız vardır. Bu ürünlere ilgi göstereceklerini düşünüyorum. Çünkü malum ülkemizde çok ciddi bir ekonomik kriz vardır. Bu ekonomik krizden sadece vatandaşımız değil, hastalarımız da etkileniyor. Yani bugün gazetemizde bunun şeyi de vardı, haberi de vardı. 76 TL asgari ücret, bir şişe şurup ise 80 TL. Evet. Bununla ilgili artık yetkililer herhalde gerekli önlemleri alacaklar. Zaten açıkladılar, 24 maddelik önlem paketlerini de açıkladılar. İnşallah bu ihtiyacı olan insanlarımızla ilgili de ciddi önlemler alırlar. Çünkü zaten kanser tedavisi çok maliyetli bir iş. Bunun üstüne bir de kriz, ekonomik krizin gelmesiyle birlikte bu maliyetler pek tabii ki yukarıya çıkıyor. Dolayısıyla bu tip örgütler daha çok maddiyata ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla duyarlılıklarımızı da bu minvalde daha dorukta hissedebilmemiz lazım. Yüreğimizin en derin yerinden diye düşünüyorum. Evet sevgili Övgü, bunlarla ilgili bilgi verirsen izleyicilerimize çok memnun olacağım. Tabii ki. Çünkü bayramı da bu tip hediyelerle değerlendirsin istiyoruz vatandaşlarımız. Evet, bu hediyelerde ne olabilirler? Bağışta yapabilirler aslında. Birazcık banka hesap numaralarımızdan da bahsetmek istiyorum ben. Eğer bağış yapmak isteyen izleyicilerimiz varsa Asbank, Creditvest, Kooperatif, Limassol Türk Kooperatif, İktisat Bankası, Türkiye İş Bankası, Türk Bankası ve Yakın Doğu Bankası'ndan gidip Kemal Saraçoğlu Vakfı hesap numaralarına bağış yapabilirler. www.kemalsaraçoğlu.org sitemizden online bağış yapabilirler. 2270 616 veya 17 numaralı telefonlardan bizleri arayıp bizler onlara gidip bağışlarını alabiliriz. Veya mahkemeleri, Lefkoşa Mahkemeleri karşısında ofisimiz vardır. Oraya da gelip
kendi bağışlarına, gönüllerinden geçen miktarı vakfımıza bağışlayabilirler. Yine tam da bu ürünlerimiz mahkemeler karşısındaki vakfımızda bulunmaktadır. Eğer istiyorlarsa kendilerine de götürebiliyoruz ürünlerimizi. Evet, telefonla arayıp götürebiliyorsunuz. Götürebiliyoruz. Evet, bizim Mausa'da gönüllülerimiz vardır. Onlara bırakabiliyoruz. Oradan alabiliyorlar. Girne'de gönüllülerimiz vardır. Orada bırakabiliyoruz. Oradan alabiliyorlar. Ve bu şekilde ürünlerimizi de bütün adaya ulaştırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince, ama her zaman vakıf binamızda ürünlerimizden bolca bulunmaktadır. Ürünlerimiz her yıl yeni yıl dönemine yaklaşırken yeni bir ürün çıkartmaya çalışıyoruz. Ki yeni yılda kişiler hem kendi sevdiklerine yeni yıl hediyesi alabilsinler, hem de vakfımıza gerçekten bir önemli bir gelir getirebilsinler diye. Aynı zamanda bu tarz özel günlerde, tam da dediğiniz gibi Kurban Bayramı veya herhangi bir bayramda çocukları sevindirmek isteyebilirlerse çeşitli hediyelerimiz vardır. Ve her miktara da uygundur. Yani nasıl her ekonomik duruma da uygun hediyelerimiz vardır. Örneğin bu defterlerimiz 10 TL'dir. Evet. Termoslarımız 25 TL'dir. Zaten şimdi eğitim yılı başlarken çocuklar çok ihtiyaç duyacak buna. Evet. Aileler mesela çocuklarına termoslarla alabilirler. Hatta mesela kendileri de alabilirler. Yani araba yolculuğunda olsun, evet, iş yerinde olsun, sıcak kahvesini koyabiliyor, soğuk içeceğini kışta koyabiliyor. Kışta geliyor, önümüz kış. Kışta geliyor tabii ki. Yani herkes aslında edinebilir bu termoslardan. Aynen. Özellikle Tan ve Cabani 2 ve 5 yaş arası çocuklarımız için okunabilecek bir kitap. Onun 20 TL karşılığında bu kitabı alabilirler. Hem çocuklarına kitap okuyabilirler, hem vakfımıza bağışta bulunabilirler. Cabani el yapımı ve bu kitaba özel yapıldığı için 100 TL. Bunun özel yapım ve el yapımı ve çocukların da kullanımına uygun, evet. Evet. Aslında yanlarında tutabilecekleri bir ürün olduğu için, evet, handmade. Serkan Bey var, yine sizin kurumunuzun, evet, çalışan Serkan Soyalan. Onun da şiir kitabı var ve aynı zamanda birçok daha kitabımız vakfımızda mevcuttur. Bizlere bağış yapılmıştır ve onlardan gelen gelir de vakfımıza kalmaktadır. Şimdi kitabı, Tan ve Cabani'nin kitabı da Saydam Berberoğlu sponsorunda ve Çeriret Reklam Ajansı. Evet, yani onu da belirtelim çünkü bu önemlidir. Saydam Berberoğlu kitap evlerinde Deniz Plaza olsun, Kora Kitabı olsun, Galeri Kültür olsun, Işık olsun, her kitap evinde ve tabii ki bilimum satış noktalarında bu kitabı bulabilirsiniz ki görsel olarak baktığınızda tam da 2-5 yaş çocuklarına hitap edebilecek. Ve tabii ki en önemlisi pedagojik formasyon içeren, pedagojik kaygılarla yapılmış bir kitaptır da aynı zamanda. Yani bilimsel dayanağı vardır ilgili kitabın. Çocuklarımıza bunu hediye olarak alabilirsiniz. Ve bir taraftan çocuklarımızı sevindirirken tabii ki bir yandan da çok önemli bir katkı yapmış oluyoruz. Kemal Saraçoğlu Nösemeli Çocuklar Vakfı'na. Evet, evet sevgili Övgü. Evet, bunun dışında bir de bu neler ürünleri nasıl alabilirler? Kurum ve kuruluşlar aslında geçtiğimiz yıl Gazeteciler Birliği bu kupalarımızdan alarak üyelerine hediye etmiştir. Yeni yıl hediyesi olarak. Daüsen termoslarımızdan alarak üyelerine hediye, evet, etmiştir ve birçok sendika da kurum kuruluş diyelim, evet, bizim ürünlerimizden alarak üyelerine de hediye edebiliyorlar. Evet. Yine bu yıl 2019 yılbaşısı için diyelim, eğer düşünüyorlarsa kurumlara da buradan çağrımız olsun, bizim ürünlerimizi de değerlendirirlerse seviniriz. Evet. Çünkü toplu alımlar da bizler için, gelirlerimiz için önemlidir. Evet. Yani tabii ki bireysel alımlar da çok önemlidir. Bireysel bağışçılarımızın da aldığı ve her yıl ne çıkarttınız diye bizleri arayan bağışçılarımız vardır artık. Ve bu çok önemli bir şeydir. Yani demek ki alışkanlık edilmiş. Evet. 3 yıldır çıkarıyorsunuz. Bu yıl neyiniz vardır? Ya da halen daha termosunuz kaldı mı? Bardağınız var mı? Bez çantanız var mı diye aranıyoruz. Bunlar da bizi sevindiren şeyler aslında. Demek ki bir yavaş yavaş toplumun da alışkanlığı olmaya başlıyor Kemal Saraçoğlu, evet, Vakfı ürünleri, ki hedefimiz de bu yöndedir.
Çok güzel. Evet, tabii ki bu noktada benim üzerinde durmak istediğim önemli konulardan bir tanesi de bu hastalığa maruz kalmış insanların yanında ve ailelerin dışında bir de tabii ki üçüncü bir kısım vardır aslında. Yani bu hastalığı yaşamamış ve toplumun içerisinde olan insanlar vardır. Yani ben şunu iddia ediyorum, tabii ki bu hastalığa maruz kalmayan insanların da bu konuyla ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani empati yapabilmesi için, tabii, karşı tarafı anlayıp algılayabilmesi için, duyarlılıklarının daha da gelişebilmesi için. Hı hı. Ve tabii ki ille ki biz olmayacağız veyahut da biz buna maruz kalmayacağız diye bir garantisi de yoktur bu işin. Yoktur. Ama bu bilinç sadece bu hastalığı yaşayan kişi ve ailelerle ilgili değil, aynı zamanda toplumun en geneliyle ilgili olduğundan bu konuda neler yapmayı planlıyorsunuz? Çünkü bu çok önemli bir eğitim sürecidir. Salt okullara yönelik bir eğitimin dışında sürdürülebilir ve belli bir yaşa gelmiş ailelere de bu konuda eğitim verilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Neler planlıyorsunuz bunlarla ilgili sevgili Örgün? Yani aslında 2001 yılında kurulurken Kemal Saraçoğlu Vakfı çok da güzel bir sloganı olmuş. Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir. Evet, evet. Yani gerçekten de tam bu hastalığı anlatan, bu hastalığına maruz kalınmış ve yani aslında bu hastalığa maruz kalmadan sorumluluk hissedebilmesinin insanlar için erdem olabileceğini vurgulayan bir slogan. Bizler her zaman zaten bu tarz aile ve çocukların rehberi olmaya çalışıyoruz. Nelerle karşılaşabileceklerini, nelerin onları beklediğini ve aynı zamanda vakfımızın yapmış olduğu yetişkin hastalara da Kuzey Kıbrıs'ta yapılamayan bazı testleri Güney Kıbrıs'ta işbirliği yapmış olduğumuz Karaskakıyo Vakfı tarafında da ücretsiz olarak yapabiliyoruz. Böyle bir imkanımız vardır ve bu da çok önemli bir avantajdır. Evet. Ülkemizde yaşayan tüm kanser hastaları için diyebiliyorum. Biz onlarla da onların gelen ailelerine de aslında elimizden geldiğince rehberlik hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yetişkin hastaların aileleri veya işte ya tanıdıkları geliyor ve onların neler beklediğini, neler bekleyebileceğini, tabii ki test sonuçları gelmeden test sonuçları tamamen doktorların cevap verebileceği ama en azından ne olur, bu hastalık olursa ne olur gibi sorularına da elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Bu tarzda bir rehberlik hizmetimiz de vardır. Aynı zamanda bizim üye çocuklarımız ve ailelerimiz için de vardır. Yol gösterici oluyoruz. Mesela ilk kez bu hastalıkla karşılaşmış ve neler yapacağını bilmeyen aileler vardır çoğunlukla bizim önümüzde ve onlara hemen yol gösteriyoruz, yol çiziyoruz. Bunu yapın, şunu yapın, sonra bu adımları atın. Çünkü bunlar sizin karşınıza gelecektir diye. Biz bu alanda seminerlerimize devam edeceğiz. Bu afiş ve slogan yarışmamıza yine devam edeceğiz. Çünkü yine kanser halinde bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesidir. Ve genç nesiller bizim için önemlidir. Çünkü onlar öğrendiğinde ilerideki yetişkin nesli oluşturuyorlar aslında. Evet. Ve 17 yıldır bu seminerler devam edebiliyor. Düşündüğünüzde ilkokulda verdiğimiz bir öğrenciye 17 yıl sonra şu an bizim zaten yetişkinimiz. Belki de 30 evet, yaşında, evet, belki 35 yaşında, belki şu an 20 yaşında, belki 25 yaşında. Aramızda bu gençlerimiz de bizden bu eğitimi almış veya bizim yapmış olduğumuz bir yarışmanın birincilik ödülünü almıştır ve onun plaketini evinde halen daha taşıyor olabiliyor. Evet, evet. O yüzden aslında bu eğitim seminerlerinin önemini de şimdi daha da iyi anlıyoruz. Çünkü gerçekten o insanlar bizden eğitim almış insanlardı. Aynı zamanda sitenizde de mevcut bilgilere ulaşabilecek, bu alandaki bilgileri edinebilecek argümanlarınız da vardır sanırım. Tabii ki. Yani siteden de bunları takip ediyor insanlar. Yani dolayısıyla buradan onun bilgisini de verelim izleyicilerimize ki Kemal Saraçoğlu Lösemizli Çocuklar Vakfı'nın sitesine girdikleri takdirde bu alanla ilgili her türlü bilgiye
ulaşma şansları vardır. Bugüne kadar yapılan etkinlikler işte geliridir, gideridir, yapılan etkinlik, etkinliğin içeriği, niteliği hep bunlarla ilgili çok güzel bilgiler alıyorsunuz. Dolayısıyla siteyi sürekli olarak ziyaret edin diyorum. Aynı zamanda Facebook sayfanız da vardır. Çok aktiftir. Aktiftir de. Aynı zamanda oradan da takip edebiliyoruz. Tabii ki bu takibin neticesinde bilgi sahibi oluyoruz. Bilgi sahibi olduğu zaman da duyarlılıklarımız artıyor. Duyarlılıklarımız arttıkça kapsama alanımız çoğalıyor. Artıyor. Kapsama alanımız çoğaldıkça da bu hastalığın azalmasına, belki mücadele de ortadan kalkmasına da etken oluruz diye düşünüyorum. Peki şeyi sorayım. Tabii ki 20 yıl önceki bir kanser hastasıyla şu anda teknolojiye paralel gelişen tıpta büyük gelişmeler vardır. Nedir durum bu konuda? Çünkü bunları da takip ediyorsunuz sevgili Övgü, biliyorum. Evet, yani... yani teknoloji gerçekten korkunç boyutlara gelmiştir. Ki erken tanı olayında çok çok sağlam neticeler de alınabiliyor bu yüzden. Ne durumdadır şu anda yani kanser tedavisindeki pozisyon? Sağlıkçı olmadığım için aslında yani tam bu sorunuza yeterli cevap veremeyeceğim. Ama 20 sene önceki kanserin ismi bile geçmezken, yani bizim ülkemizde ismini bile söyleyemezken kişiler şimdi artık kanser hemen hemen bütün evlere girmiş ve aslında korkulmayacak, mücadele gerektiren bir hastalık olduğunu ve yenilebilir bir, özellikle de erken teşhis edilen kanserin de yenilebilir olduğunu bütün ülkemiz artık daha çok kavramış durumdadır ve bütün dünyada bunu söylüyor zaten. Yani mücadele edilebilecek ve tamamıyla yenilebilecek de bir hastalık olduğunu söylüyor. Tabii ki 20 sene önceye göre çok büyük ihtimalle yeni protokoller vardır. Yeni kemoterapi sistemleri vardır. Yeni duyduğumuz kadar, hastalardan duyduğumuz kadarıyla yeni radyoterapi yöntemleri de vardır. Evet. Ama bir sağlıkçı olmadığım için de bu soruya... Ama bayağı mesafe alındığı konusunda da bilgi sahibisiniz. Evet, yani mesela şeyi duyuyoruz. Hücresel radyoterapi var artık. Mesela sadece gidip, mesela çünkü radyoterapi alan bölge zarar görebiliyor. Evet, evet. Çünkü bir radyasyon vardır ve orada mesela bu bizim duyduğumuz bilgilerden bir tanesi. Şimdi gidip nokta atışı yapan radyoterapi aletleri çıkmış. Evet. Mesela bu çok büyük bir yeniliktir. Evet. Çünkü direkt kanser hücrelerini hedef alıp oraya nokta atışı yapan radyasyon aletleri vardır. Ve bu çok önemli bir gelişmedir. Protokollerde değişiklikler oluyor. Yani farklı kemoterapi, yani bunlar da hastalardan duyduğumuz bilgilerdir. Radyoterapi protokolleri yenileniyor, gelişiyor ve haplar oluşmaya başladı. Kemoterapi haplar oluşmaya başladı. Ama yine de teknikler ve yapılan sistem kemoterapi ve radyoterapi bazında genel bir tedavisi var kanserin halen. Evet, evet. Tabii bütün bunlar bir tarafa bir antikoru vardır aslında şeyin kanserin ki bana göre en etkili antikordur bu. Mutlu olmak. Sevgiyle dolu olmak. Yani evet. Bu gerçekten kanser tedavisinde ve birçok bilimum hastalıkta da çok büyük etken olabiliyor. Çünkü mutlu bir insanın vücudunun salgıladığı muhteşem hormonlar vardır. Ve tabii ki direnci artıran hormonlardır onlar. Evet. Yani içimizde sevgiyi taşıdığımız sürece, mutluluğu taşıdığımız sürece, anılacak değerler ürettiğimiz sürece ve üretim ilişkilerinin içerisinde olduğumuz sürece, zaten üretim ilişkisi içerisinde olduğumuz zaman ne oluyor? Mutluluğumuza en büyük etken oluyor. Bana göre bütün hastalıkların tabii en büyük antikoru mutluluktur. Evet. Ve aynı zamanda sevgidir diyorum. Ama tabii ki salt bununla birlikte bir yolculuğa çıkmamız da mümkün değildir. Ama bilimle, bu yolculuğu iyi neticelere götürebilmek için de en temel argümanımız bu olmalıdır diye düşünüyorum. Sevgiyle donanmamız ve mutlu olmamız, mutluluk yaymamız çok çok önemlidir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten bazı çalışmalarda da bu gösteriyor. Yani mutlu çocukların daha hızlı tedavilere sonuç verdiği veya bazı hastalıklarda özellikle mutlu olan çocukların
daha hızlı bir şekilde iyileştiği, yani belki kanserde değil ama farklı hastalıklarda da bazı bilimsel çalışmalar var bu yönde. Mutluluk çok önemli. Ve tam da dediğiniz gibi bu hastalıkta çocukla birlikte ailenin ve aslında ikincil ailenin de çok etkilendiğini görüyoruz. Evet. Yani o yüzden onların da mutluluğu çok önemlidir. Evet. Yani çocuğun mutluluğu, anne babanın mutluluğu, kardeşlerin mutluluğu, hep birlikte ailenin mutluluğu ve onu bu mücadeleyi uzun soluklu yapabiliyor. Çünkü bir tanesi düşerse diğerlerini de etkileyebiliyor. Bir tanesi yükselirse diğerlerini de etkileyebiliyor. O yüzden biz de vakıf olarak elimizden geldiğince onları yükseltmeye ve yüksek tutmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii ki hem maddi hem manevi olarak, hem çocuklara sosyal aktiviteler yaparak, hem de aslında ailelere de bir şeyler yapmaya başlıyoruz aslında. Yeni hedeflerimizden bir tanesi de budur. Anne ve babalar için de yaşam atölyeleri, belki yoga, belki pilates gibi gönüllülerimizle birlikte projelerimiz vardır. Hem çocuklar bir etkinlik yaparken hem de anne veya baba, artık gelen ebeveynle başka bir etkinlik yaparak onların da o çocukları beklediği 1-1,5 saatlik sürede kendilerine ayırabilecekleri başka bir etkinlik yapmaya çalışacağız ki hep birlikte sosyal olarak veya işte içsel mücadele gücünü daha birlikte bulabilsinler. Bunlar tabii önemli şeyler. Ve aslında birazcık geriye dönmek isterim ki bu ekonomik krizin bu aileleri veya hasta olan çocuk ailelerini nasıl etkileyebileceği. Zaten 3-3,5 senelik bir uzun bir süresi var çocuğun tedavi süresinde. Evet. Ve çocuk bir ebeveynle birlikte bu süreci sürdürebiliyor. Çünkü anne veya babasına ihtiyacı vardır ve bazen bazı durumlarda anne ve baba birlikte, çocukla birlikte yurt dışına gidiyorlar. Çünkü anne hastaneye girer, çocukla birlikte yaşarken baba da örneğin trombositi düşmüştür. Çocuğun trombosit bulmayla, evet, kan ihtiyacı varsa kan bulmayla veya ev işleriyle ilgilenmeye başlıyor. Evet. Ve aslında iki ebeveyn de bazen işsiz veya ödeneksiz izinli bir şekilde yurt dışına gidebiliyor. Evet. O yüzden ekonomik krizler, zaten ekonomik durumu iyi olmayan ailenin gerçekten çok büyük dezavantajı. Vakıfımız da bu alanda zaten bu ailelere yardımcı olmaya çalışıyor. Yani maddi yardımda elimizden geldiğince bulunmaya çalışıyoruz. İşte çocuğun tedavisini aksatmamak şekliyle onlara o tedavi konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dışarıdan alınan ilaçlar olsun, bazı özel doktorlara gidilmesi gerekiyor. O doktorların vizite ücretleri olsun veya MR çekilemiyorsa, hastane ortamında bozukluk vardır makinede ve dışarıda çekilmesi gerekiyorsa MR çekilmesine olanak tanıyor vakıf, evet, ki çocuğun tedavisi aksamasın. O yüzden bizim gibi kurum ve kuruluşlar, tam da söylediğiniz gibi, bu ekonomik kriz dönemlerinde daha çok gelire ihtiyacı vardır. Mutlaka. Ki biz ne kadar çok gelir elde edersek, en azından ekonomik durumu kötü olan ailelere ve ekonomik krizden de daha çok etkilenmiş aile daha çok yardım yapabilelim. Evet, tabii ki yani ekonomik krizde en çok etkilenen kesimler de maalesef bu kesimlerdir. Çünkü inanılmaz bir harcama içerisine giriyor insanlar o tedavi süreçlerinde. Tabii ki sizin yaptığınız aslında bir kısmını karşılamaktır. Kesinlikle. Çünkü tamamen bir ailenin sorumluluğunu almanız mümkün değil. Çünkü bu defa başka insanların tedavilerinin aksamasına etken olursunuz. Yani bir balans kurmak zorundasınız. Evet. Bu yüzden burada aslında devlet dediğimiz olgu, devleti yöneten insanların bu konudaki duyarlılıkları çok çok önemlidir. Gerekirse bu insanlara çok özel işler temin etmeli. Gerekirse devlet olarak bir komitede güzel bir yasa çalışması yapıp buna maruz kalan, gerçekten buna maruz kalan insanlara yönelik bir takım ödemeler ortaya çıkması ki görüyorsunuz ülkemizde yüzlerce çeşit teşvik primlerimiz vardır. Hatta o kadar çok teşvikimiz vardır ki
para ödeyip turist bile getirebiliyoruz ülkeye. Ama bir taraftan da bu tip şeyler vardır. Yani para ödeyip turist getirebiliyorsak demek ki refah seviyemiz en doruktadır. O yüzden bu tip ailelerin, zorda olan ailelere de belli ödeneklerin çıkması da bana göre çok çok kolay olması gerekir diye düşünüyorum. Zaten devlet niçin vardır? Devleti yönetenler için vardır? Toplumun standardını, kalitesini yukarıya çekmektir. İyi bir sağlık hizmeti almasını sağlamak, donanımlı bir eğitim sistemi içerisinde gelişmesini sağlamak, sosyalleşmesini sağlamak. Bütün bunlardır görev aslında ve biz de hizmetli olarak bu insanları seçiyoruz. Topluma bu görevleri yerine getirsinler diye. Tabii ki bunun karşılığında da yüksek ücretler ödüyoruz. Bu işlerini kolay yapsınlar diye arabalar da veriyoruz. Örtülü ödenekler de veriyoruz. İşte bunları bu tip kurum kuruluşlara ve de bu hastalığa maruz kalmış ailelere yansıtmaları çok çok önemlidir diye düşünüyorum. Ve benim bu talebim aslında içinde korkunç bir insani değeri de barındırdığına inanıyorum ben. Kimse bundan alınmasın çünkü bu realitemizdir. Bu realiteyle hareket ettiğimiz sürece de bana göre bu tip kurum ve kuruluşlarda hiçbir sıkıntı çekmeyecektir diye düşünüyorum. Evet sevgili Kıbrıs TV izleyicileri, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ben hemen başa dönüyorum ve defterlerden bahsedeceğim. Övgü arkadaşım da bize yardımcı olsun. Defterler, eğitim yılı başlıyor. Evet. Çocuklarımıza bu defterlerden alarak tabii ki çok büyük katkılar yapıyoruz. Aynı zamanda mataralarımız mevcut, aynı zamanda bardaklarımız mevcut. Bunları göstermiştik zaten. Ve en önemlisi 2 ve 5 yaş arası çocukların kullanabileceği kitaplar söz konusu. İlgili yazar arkadaşlarımızın bağışları söz konusudur bu vakıflara. Yani sadece Kemal Saraçoğlu vakfına değil, diğer dernek, kurum, kuruluşlara da yardıma ihtiyacı olan ve öncelikli olarak diyoruz ki bu tip ürünleri seçerken bu ürünün sağlayacağı faydayı da düşünerek seçimlerinizi yapın ve önümüzde bayram vardır. Bu hediyelerle sevindirin çocuklarınızı ve siz de bu hediyelerle kendinizi ödüllendirin diyoruz. Ve katkılarınızı bekliyoruz. Zaten bir ihtiyacınızı karşılıyorsunuz ve bu karşıladığınız ihtiyaç da çok çok anlamlı bir yere gideceği için bu sizin mutluluğunuza da mutluluk katacaktır diye düşünüyorum. Ben hepinize hoşça kalın diyorum ve tabii ki her zaman olduğu gibi yine finali bir müzik parçasıyla yapıyoruz. Grup Doğa'yla Barış Karettalar'a adanmış bir parça bu. Muhteşem bir parça. Çevremize sahip çıkalım, sağlığımıza sahip çıkalım, eğitimimize sahip çıkalım, her şeye sahip çıkalım. İhtiyacı olan insanımıza sahip çıkalım. Bugün onlaraysa yarın bize, hiçbir zaman unutmayalım. Empati yapalım, kendimizi bu insanların yerine koyalım ve katkılarımızı da hiçbir zaman esirgemeyelim diyoruz sevgili Kıbrıs TV izleyicileri ve sizlere, hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi tekrar birlikte olacağız Arife günü ve bayramdan sonra artık birlikte olacağız. Pazartesi günü de büyük bir aksilik olmazsa Kanser Araştırmaları Derneği Başkanı'nı da sizler için konuk edeceğiz. Onların da sizlere söyleyeceği önemli şeyler vardır. Onlarla da birlikte olmaya gayret göstereceğiz. Ben hepinize hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın, hoşgörüyle kalın, aşkla kalın sevgili Kıbrıs TV izleyicileri. Hepinize hoşça kalın diyorum.
milyon yıldır yaşarım. Akdeniz'in koynunda yüz milyon yıldır yaşarım. Akdeniz'in koynunda her bahar da benimdir. Dalyan Mersin Patara her bahar da benimdir. Anamur Side Alanya her bahar da benimdir. Hatay Kıbrıs Adana benim adım Karetta. Karetta, 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 Karetta. Dilimiz yok, paramız yok, pulumuz yok. Ağzımız var, dilimiz yok. Paramız yok, pulumuz yok. Başka gidecek yerimiz yok. Ey insanlar duyun bizi. Yok etmeyin neslimizi. Dinliğiniz dalı kesmeyin. Kirletmeyin Akdeniz'i, kirletmeyin Akdeniz'i, kirletmeyin Akdeniz'i. Elixus Otel Resort Spa Sabah Ajansı'nı sundu.